Bu dünya hayatı ki Kur'an'ı ifadeyle bir yolculuktan, kısa bir yolculuktan ibarettir ve esas menzil, esas maksat ahirettir. O maksatta tabii ki yol azlığına ihtiyaç vardır ve bu azık en kıymetlisi, en değerlisi takva olduğu Kur'an'da ifade ediliyor. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اَتَّقْوَى Azık edinin kendinize şunu. Unutmayın ki sizler bu dünyada kalıcı değilsiniz, hancı değilsiniz, yolcusunuz. Yolcu olduğunuzun şuuruyla hareket edin. Yolcu maksadına kilitlenir ve sadece maksadı için çalışır. Maksadına kendisini ulaştıracak yollara, yöntemlere kendi mesaisini harcar. Ama hancı nedir? O hanı onarmakla meşgul olur. Dolayısıyla bu çok önemli. İnsanın dünyaya bakış tarzı. Eğer yolcu bakışıyla bakacak olur ise bütün insanın mesaisi, işleri, çalışmaları, niyeti, hedefi, gayesi hep o maksat olur, ahiret olur. Ve günden güne ilerler. Böyle bir insan sürekli ikinci günü bir önceki günden daha iyidir manevi anlamda. Üçüncü günü bir önceki gününden daha iyidir. Takva işte Rabbimiz buyuruyor ki sizler yolcusunuz. Bizim yaratıcımızın beyanıdır. Bizi en iyi tanıyan Halikimiz, yaratıcımız diyor ki siz yolcusunuz ve yolculuktaki en kıymetli, en değerli, en vazgeçilmez azık ise takvadır. Takva ne demek? Allah'ın emirlerine uymak. Allah'ın emirlerini kimden öğreneceğiz? Hiç kuşkusuz Resulünden ve onun vasilerinden, Ehl-i Beyt imamlarından ki Kur'an bizi Peygamberimize yönlendiriyor. Diyor bu yolculukta ola ki hata yaparsınız, yanlış yöne saparsınız. İnsan bazen tek çölde veyahut denizde yolunu kaybettiğinde o belli yıldızlar vardır. Başını gökyüzüne kaldırır, o yıldızlarla yönünü bulmaya çalışır. Yüce Yaratan adeta diyor ki bunlar benim size gönderdiğim yıldızlardır. Ola ki yolunuzu şaşırasınız, yanlışa yönelesiniz. Ha o zaman Câûke okuduğum ayette وَلَوْ اَنَّهُمْ يَظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ İnsanlar kendilerine zulmettiklerinde, çünkü günah işleyen insan aslında kendisine zulmediyor. Kendi değerini ayaklar altına alıyor. Kendisini inkar ediyor. Ola ki kendinize zulmettiniz, günaha düştünüz, hata işlediniz. Ha, o hata işleyenler eğer sana gelirse ey Habibim, ey Peygamber eğer sana gelirlerse ve Allah'tan af, mağfiret dilerlerse Resul de, Peygamber de onlar için istiğfar ederse Peygamber elini açıp Ya Rabbi bu günahkar kullarımı bağışla diye dua ederse لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّحِيمًا Hiç kuşkusuz Allah'ı tevbeleri kabul eden, affedici, bağışlayıcı, mağfiret sahibi olarak bulurlar. Bizim öyle bir Rabbimiz var ki yöneldiğimiz her anda, her halimizi kabul eden bir vedud, bizi seven, bize şefkatli bir Rabbimiz var. Yeter ki ona yönelmesini bilelim, ona yönelmenin yolunda Kur'an işaret ediyor. Kime gideceğiz? Resul'e, Peygamber'e gideceğiz. Şimdi bu okuduğum ayet, ki Kur'an-ı Kerim'de geçen, Nisa suresinde geçen bir ayet. Bu ayet acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in vefatıyla birlikte sona mı erdi? Bu ayet artık yürürlükten mi kalktı? Böyle bir iddiada bulunmak olabilir mi? Veya şöyle diyelim, Peygamber vefat edince peygamberliği, o görevi, o hidayet görevi de tamamen sona verdi. Din de mi peygamberle birlikte öldü? Peygamberin savunduğu hakikatler de mi peygamberle birlikte öldü? Böyle bir şey yok. Biz diyoruz ki helal Muhammed, helal
giderilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki beni ölümümden sonra ziyaret eden hayatındayken ziyaret eden gibidir. Kur'an'ı Kur'an'da gönderir ki demek ki ölümle her şey bitmiyor. Ölümden sonra esas hayat başlıyor. Gerçek hayat, hayat aslında ölümden sonraki hayattır. Bu dünya, bu zemin, bu zaman bizi kısıtlıyor. Şu anda biz Cuma günündeyiz ve Büyükçekmece'de Hazreti Ali Camisi'ndeyiz. Bir mekandayız, kısıtlı bir yerde ve kısıtlı bir zamandayız. Niye? Çünkü bu dünya bize hakimdir. Güneş üzerinde yürüdüğümüz dünya, bu madde aleminin kuralları bizim vücudumuza hakim olduğu için bizim alanımızı daraltmıştır, kısıtlamıştır. Hem zaman olarak hem mekan olarak. Ama vefat eden bir insan bu zamanı aşıyor, bu mekanı aşıyor. Bunun en bariz, en güzel örneği mesela uyku ki aslında yarın bir çeşit ölümdür Kur'an'ı ifadeyle. Allah yeteveffel enfus. Allah insanların uyuduklarını öldürüyor Kur'an-ı Kerim. Her gece ölüyor. Rüya. Gördüğümüz rüya en güzel örnek. Bu söylemek istediğim anlatma bağlamında. Rüya aleminde dikkat edin. Bazen çok uzak ülkelerde kendinizi görebiliyorsunuz. Kendinizi Kerbela'da, Recep'te, Meşhed'de görebiliyorsunuz. Uzak bir ülkede görebiliyorsunuz ve kısa bir süre içerisinde çok farklı insanlarla diyalog kurabiliyorsunuz. Düşünün ki biri mesela Meşhed'dedir, biri Bağdat'tadır, biri başka bir Amerika'dadır. Ve görülen en uzun rüya birkaç saniyeyi geçmiyor. Bilimsel olarak ispatlanmış. Rüya birkaç saniyeyi geçmiyor. O birkaç saniye zarfında ne kadar yeri, ne kadar insanı görüyorsunuz. Dolayısıyla ölüm esasen bizim sınırlarımızı kaldırıyor ve ruhun sınırını ortadan kaldırıyor ve daha gerçek hayatın başladığını anlatır. Bu Kur'an'ı bir gerçektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümü onun ya sadece bedeninin ölümüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ifadeyle şahittir. Bizim yaptıklarımıza şahittir. رَبُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ اَعْمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Siz amel edin, şunu bilin ki Allah yaptıklarınızı görüyor. Resulü yaptıklarınızı görüyor. Peygamberimiz yaptığımız işleri şu anda görüyor. Kur'an diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinde geçen bir ayettir. Yüce Yaratan Peygamberimize emrediyor ki وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْ اُمَّاتِ اَبَدٍ. Münafıklardan açıkça İslam'a düşmanlığını ilan etmiş olan bazı münafıklar var. İşi o safhaya ulaştırdılar ki hatta cami bile yaptılar İslam'ı ortadan kaldırmak için. Kur'an diyor ki bu insanlara Peygamberimize diyor. Bunlardan biri öldüğünde onun namazına durma, cenaze namazına durma. وَلَا تَمْرُوا عَلَى قَبْرِ. Onun kabri üzerinde de durma. Onun kabri üzerinde dur. Şimdi bu ayetin manası nedir? Bu ayetin tersinden okuyalım. Mümin öldüğü zaman yani onun namazına durur. Mümin öldüğü zaman yani onun kabrinin üzerine git, onun kabrini ziyaret et. Değil mi? Burada münafıkın kabri üzerinde. Demek ki veya şöyle diyelim. Peygamberimiz demek ki sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretine gidiyordu. Gidiyordu, kabrin üzerinde duruyordu. Onlara dua okuyordu veya konuşuyordu. Olmasa böyle bir nehi, böyle bir yasak gelmez. Yapılmayan, hiç olmayan bir şey konusunda bir yasak gelebilir. Burada Peygamberimize bir konuda münafık mevzu bahis olduğunda onun kabrine gitme diyor. Onun kabri üzerinde bunları niye diyor? Bunları şunun için diyor aslında. Bugün tarihi bir gündür. Ramazan bayramından bir hafta sonra 1924 yılında bugün Medine'de bulunan o Baki mezarlığında kubbe var. 1924 yılında İmam Hasan aleyhissalatü vesselam, İmam Zeynul Abidin aleyhissalatü vesselam, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam, İmam Cafer Sadık aleyhisselam, İmam Ali'nin annesi Fatıma binti Esad ve Peygamberimizin amcası Abbas'ın
Araştırsanız internette resimleri var. Kubbe bina yapılmıştı. Ta Abbasiler döneminden yapılmış, İslam geleneğinde, kültüründe olan yani kabir ve kubbe vardı yani. İslam'la birlikte başlayan bir gelenek. Bunu Vahhabiler ne ettiler? O proje İslam olan, o İngilizlerin imalatı olan Vahhabi anlayış darmadağın etti. Burayı yerine yeksan etti. Ve o binayı tamamen oradan kaldırdı. Gerekçe olarak da bunun şirk olduğunu, Allah'a ortak şirk koşmak olduğunu ileri sürdüler. Halbuki biz bu okuduğumuz ayetlerde böyle bir şeyin şirk olmadığını Ashab-ı Kehf'le ilgili اَلَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلٰى اَمْرِهِمْ يَقُولُ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Ashab-ı Kehf'le ilgili diyor ki onların durumundan haberdar olanlar 300 yıl biliyorsunuz Kur'an diyor ki onlar mağarada yaptılar 300 yıl 300 yılın ardından uyandılar. Aradan 3 asır geçmiş. Onların durumundan tabii ki haberdar olanlar dediler ki kısa bir süre yaşadılar ve dua ettiler ve zaten vefat ettiler. Dediler ki bunların bulunduğu bu mağaraya bir mescit yapalım. Bunların kabirlerinin üzerine mescit yapalım. Bunu Kur'an naklediyor bize. Yani böyle bir şey şirk olursa bunu en başta inkar edecek olan Peygamberimize gelen öğretilerin en başında olan yüce kitabımız Kur'an olmaz mı? Yani hiçbir dayanağı bulunmadığı halde bunlar o Bakî'de bulunan kabristanı yerle yeksan ettiler. Esasen İngiliz projesi dedim ya. Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savunduğu değerleri anımsatan ne varsa yani İslami hatıraları hafızalardan silmek için değil sadece burayı tarihi ne varsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla ilgili Müslümanların hayatındaki önemli konularla ilgili nerede bir tarihi eser varsa onu yok ettiler yerde yeksan ettiler ve onların bir devamı olan Daesh işini de yakın zamanda gördük. Suriye'de, Irak'ta yaptıklarını. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bazılarının kabirlerini gittiler, yıktılar, dağıttılar, darmadağın ettiler. Kazık içindeki işte o Peygamberimizin sahabesi Ucrü ibn-i Ebdi gibi kabrine hakaret ettiler, saygısızlık ettiler. Bu anlayış, yani İslam'la, dinle hiçbir alakası, ilgisi yok. Kendilerini Hanbeli mezhebinin devamı olarak görüyor, Hanbeli olarak fıkıhta kendilerini diyorlar ki biz Hanbeli, İmam Ahmed ibn Hanbel'e tabiiz. İmam Ahmed ibn Hanbel'i, bakın Hanbeli fıkhına ait 560 yılında yaşamış olan İbn-i Hubeyle, büyük Hanbeli fakihlerinden biridir. İttifakul Eimme adında bir kitap yazmış. O kitapta şöyle diyor. Diyor ki Malik, Şafii, Ebu Hanife ve Ahmed ibn Hanbel peygamberin kabrini ziyaret etmeyi müstehap saymışlardır, sünnet saymışlardır. Peygamberimizin kabrini ziyareti sünnet saymışlardır. Bugünkü Vahhabi anlayış ne diyor? Buradan sen peygamberin kabrini ziyaret etmek için ben Medine'ye gidiyorum diye yolculuğa çıkacak olur isen günah işlemişsindir. Günaha düşüp şirk işlemişsindir. Dolayısıyla o yolculuğunda günah yolculuğu için olduğu için namazlarını tam kılmalısın. Günah yolculuğuna çıkıyorsun. Medine'ye nasıl gidebilirsin? Ben mescidi ziyaret etmek için diyeceksin. Ben mescidi ziyaret etmeye gidiyorum. Yoksa peygamberin kabrini ziyaret et gidiyorum mantığıyla gidilen yolculuk şirk yolculuğudur diyor. Peki hani Hanbeli fıkhına tabi olduğunuzu söylüyordunuz. Hanbeli görüşü bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret böyle mezhebe dönüyorlar. Hepsi diyorlar ki Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek sünnet.
Ahmet'tir, Mustafa'dır. Ahmet İbni Hanbel, Ahmet İbni Hanbel'in kendisi diyor, kabristana girdiğinde demek ki kabri kabul ediyor. Öyle değil mi? Yoksa kabristan dümdüz olacaksa, hiçbir şey bırakılmayacaksa, Vahhabi anlayış onu diyor. Hiçbir eser bırakmayacaksın kabirde. Hanbel ne diyor? Kabristana girdiğinde, demek ki kabri kabul ediyor. Kabristana girdiğinizde Fatiha ve Muavvezeteyni okuyor. Yani Kul e'ûzu bi rabbil felak ile Kul e'ûzu bi rabbin nas. Fatiha suresi okuyor ve bu iki sureyi okuyor. Diyor. Kim diyor? Ahmet İbni Hanbel diyor. Hani sen Ahmet İbni Hanbel'in yolunu gidiyordun. Alakası yok. Yine Hanbeli alimlerinden Şemsuddin İbni Abdülvahid Mukaddesi. O da şöyle diyor, Müslümanlar her zemin ve zamanda kabristana gidip ölüleri için Kur'an okuyorlardı. Her zaman, Resulullah'tan sonraki bütün dönemlerde Müslümanlar mezarlıklara gidiyorlardı ve Kur'an okuyorlardı. Bunu diyenler Hanbeli, ileri gelen büyük alimlerden ve rivayet getiriyor bu şahıs. Diyor ki, ben merre eder mehabir ve kare'e kul huvallahu ehel ehda eşer merre thumme vehebe ecrehu lil envar u'fiye minel ecr bi ededil envar. Kim mezarlığa giderse ve orada 11 defa kul huvallah suresini okursa, sonra bu 11 tane kul huvallahın sevabını oradaki ölülere hediye ederse, rivayet ederse kendisine o mezarlıkta bulunan ölülerin sayısı kadar mükafat sevap verilir diyor. Bu rivayete dayanarak diyor ki, evet, İslam Müslüman geleneğinde sürekli mezarlık vardı, mezarlığa gidiş vardı, orada Kur'an okuma vardı, ziyaret vardı. Ha, bunu nedir? Bu vahhadi anlayış ortaya çıktı. Made in English, yani İngilizlerin, mal olan İngilizlerin yaptığı mahsul olan bu anlayış ve geldiler tam da o Kabe'ye, oraya sürüklendiler, oraya yerleştiler ve oradan bu İslam dünyasının kalbinden bu zehirli, bu kirli anlayışı dünya Müslümanlarına empoze etmeye çalıştılar. Evet, aradan 97 yıl geçmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, benim ehli beytimin kabirlerinin bulunduğu yer cennet arsalarından, cennet bahçelerinden bir bahçe. Cennetten bir bölüm. Bugün kerbera tur'etun min tur'in cennet. Bu ayettir. Cennetten bir parça. Peki cennet, cenneti ortadan kaldırmak mümkün müdür? Cenneti ortadan kaldırmak mümkün değil. Yani sen bu kubbeyi yıkabilirsin, bu kapıyı, duvarı yıkabilirsin, ortadan kaldırabilirsin. Ama cenneti, cennet ebedidir. Onu sen yok edemezsin ve nitekim yok edemedi de. Aradan 97 yıl geçmesine rağmen orada doğrudur bugün İmamlarımızın, ehl-i imamlarının mezarları, kabirleri üzerinde kubbe yoktur orada. Ama biz onlara tevessülü, onlara gidip ziyaret etmeyi, onlardan dua almayı asla terk etmedik ve her geçen gün onlara olan muhabbetimiz, onlara olan sevgimiz, tevessül, dua asla günden güne daha da